Hocam merhaba. 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 hocam. Bugün fizikçi gibi giyinmişsiniz. Valla zaten fizikçinin iki çeşit giyinme şekli var. Ya böyle salaş geniş geniş kıyafetler ya da bu 1950'ler 60'lardaki fizikçi modeli <laughs> ince kravat ve gömlek. Bugünkü konumuz Nobel olduğu için. Daha, Daha konuya Nobel. ciddiyetli bir şekilde geldim. Hocam Nobel alabilir misiniz? Ben mi? Bana hep diyorlar ya kanda ödül alabilir misin diye. Sizin karşılığınız da o herhalde değil mi? Tabii hani bir bilim insanı için belki de en prestijli ödül Nobel ödülü ama benim pek bir ümidim yok ya. Yani. Hakikaten <laughs> 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 nasıl oluyor? Ona mı oynamak gerekiyor? Ne? Bunu yıllar içerisinde gördüm. Bazısı böyle tamamen ben bu işi çok seviyorum, bunu yapacağım ve en sonunda da bir şey çıkarsa da çıkar, çıkmasa da çıkmaz deyip de öyle Nobel alanlar da var. Ama baştan ben Nobel'le çalışacağım diyen de var. Hatta Stanford'da öğrencisi olduğum sırada danışmanım vardı. Geldim ben ne yapayım? Deney tarafında mı çalışayım, kuram tarafında mı çalışayım emin değilim. Danışmana gittim. Sen dedi doktora yaşına gelmişsin, nasıl bilmezsin ne yapmak istediğini falan. Dedim her şey güzel, çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şey bilmiyorsan açacaksın. Nobel ödüllerinin listesine bakacaksın. Deneyden mi çok Nobel çıktı? Kuramdan mı daha çok Nobel çıkmış? Nobel'e göre çalışmak istiyorsan deneyici olman lazım dedi. Ha öyle mi oluyor? Tabii çünkü deneyiciler daha çok Nobel alıyorlar. Ama evet. mesela John Nash fizikçi değil tabii değil Ya o işte ekonomi Nobel'ini aldı evet. bir hatırlıyorum. Game O, o şey. matematikçi evet. Orada bir deney yok Nobel'in ana fikri. İnsanlığa faydası olan işlere verilsin. Dolayısıyla da bir fikir çok iyi olsa bile fikrin doğru olduğunun deneyi yapılmadan önce kolay kolay Nobel olmuyor. Ki bu senenin Nobel'i de öyle oldu. 2022 Nobel'inin aslında altında yatan olay John Bell diye bir adam, kuramcı. O almadı. Öldüğü için almadı galiba. Bell Ondan telefonu sonra... bulan değil mi? Ya? Yok o başka. O ta bir yüzyıl öncenin Bell. adamı. Bu John Stewart Bell bambaşka. CERN'de fizikçi olan birisi. Kuramsal açıdan söylediği şeylerden de Nobel gelebilirdi ama olmadı. Onun önerdiği işleri deneye döküp oradan teknoloji çıkaranlara verdiler Nobel i. Peki hocam biraz da geyik yapalım. şimdi Nobel aldı mı yırtıyor musun? Nasıl oluyor? Yanlış hatırlamıyorsam bir tane altın madalya bir de kimlerle birlikte aldıysan 1 milyon dolara kabaca karşılık gelen bir parayı paylaşıyorsun. Güzel. Oo. İyi Böyle. Fena değil. Bu Higgs bozonunu aradığımız dönemde bir heyecan oldu. Atlas'ta 3000 kişi falan gibiyiz. Sen de yani. Sen tarafında. Bir de bizim rakip de var CMS o da sende. Her ikisinin toplamda işte diyelim ki 5000 bin, bin, kişi civarında bir sürü insan çalışıyor. Ben oradan hesap yapmıştım. Biz Higgs bozonunu bulduk diye bize verirlerse payıma düşecek 50 dolar gibi bir şey vardı. Onu çerçeveletip <laughs> asacaktım. Ama tabii genelde öyle vermiyorlar Nobel'i. <laughs> Aziz Sancar neyle aldı? Kimya tarafında. Deneysel miydi yani? O da tabii deneyseldi. Siz şimdi Nobel alsanız bizi bırakırsınız. Onun için almamanız bizim için. <laughs> yok ya bırakmam. Nobel neymiş ya? Hocam koca Nobel'li adam gelir mi ya? Ama yok hocamız gelir ya. Bırakmaz bizi değil mi? Neydi bu seneki Nobel? Yani bu seneki Nobel aslında epeydir beklenen bir konuydu. Kuantum mekaniğinin çok sıra dışı bir özelliğini pratik uygulamaya dökebilecek bir konunun Nobel'i. Geri alarak başlayalım. Şimdi bizim daha önce yaptığımız programlarda bunların nüvelerini zaman zaman attık. Bir ara Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden söz ettik. Hatta sonra Bohr'un bütünselliğinden de söz etmişti. Orada ne demiştik? Bazı değişkenler var, nicelikler var. O niceliklerden bir tanesini ölçtüğün zaman diğeriyle ilgili bilgiyi daha zayıf bilebiliyorsun ya da kaybediyorsun. Mesela bir parçacın hızını ya da momentumunu çok hassas ölçmeye kalkarsan onun konum bilgisini kaybetmene sebep oluyor. Hatırlıyor musun bakalım? Hatırlıyorum tabii canım. Gelmeden önce de izledim. Heisenberg'i hatırlıyorum evet. Yani bir şeyi ölçtüğün zaman sapıtıyordu. Bayağı da tartışılmıştı bu konu. Evet. Bir niceliği ölçüyoruz. Onun kardeşi olan nicelikle ilgili bilgiyi kaybediyoruz. Bu senin Nobel'in ilginç tarafı şu. Diyelim ki biz iki tane nicelik seçeceğiz ve bu seferki niceliklerimiz sürekli nicelik değil kesikli nicelik olacak. Şimdi bu ne demek? Sürekli nicelikten kastettiğim atıyorum sıfırdan yüze kadar bir sayı hayal edelim ama bu tam sayı olmasın. 3.7716442 attım böyle bir şey. İstediğim kadar sayı ekleyerek istediğim uzunlukta bir niceliğin değerini elde edebilirim. Bunlar sürekli nicelikler. Buna karşılık kesikli nicelikler sadece belli spesifik değerleri alabiliyorlar. Bu mesela sıfırdan yüze kadar bir sayı tut ama tam sayı olsun. 0, 1, 2, 3 olabiliyor. Aradaki değer olamıyor. 3,5 olamıyor mesela. Veya mesela daha basit bir şey. Yazı tura atıyorum. Yazı gelirse 1, tura gelirse 0 diyorum. Yazı turanın yarım değeri diye bir şey yok. Nicelik öyle bir nicelik ki iki terden birisini alabiliyor. Bunlara kesikli nicelikler deniyor. Kuantum mekaniğinin kritik parçalarından bir tanesi de bu. Belli durumlarda sürekli olduğunu zannettiğimiz nicelikler bile kesikli hale dönüşebiliyorlar. Bu kuantum mekaniği bir parçası. Ama gene toparlayalım. Elimizde daha önce konuştuğumuz hız ve konum gibi sürekli nicelikler değil de birbiriyle kardeş olan ama her ikisi de kesikli olan nicelikler olsun. Somutlaştıralım. Bizim bakışımızdan anlıyor artık. Ben evet anladım zaten. Bir, bir yerlerde kopuyoruz. Hemen bir geri adım atıyorum. Bir çift boks eldiveni düşünelim tamam Boks eldivenleri büyük olduğu için kolay hayal edebiliriz. Net bir şekilde nasıl kıvrıldığından parmaklarının sağ elemi sol elemi geldiğini bilebiliriz. Boks eldiveninin buçuklu eli diye bir şey yok. Ya sağ olacak ya sol olacak. Dolayısıyla boks eldiveninin türü diye bir şey tanımlamak istesek o türün kesikli bir değişkenle ifade edilmesi lazım. Ya sağ ya sol. Burada anlaştık mı? Evet. Tabii hocam bunu anladık. Tamam ya. süper. Şöyle diyebiliriz. Kedi eli gibi. Parmak yok. Evet parmak yok. Tamam bir nicelik daha düşünelim. Eldivenlerden bir tanesini kırmızı renk öbüründe beyaz renk yapıyor olalım. Şimdi bu da kesikli. Pembe ya da işte kırmızının tonları diye bir hakkımız olmasın. Ya kırmızı ya beyaz oluyor. Başka alternatifimiz yok. Dolayısıyla ilginç bir şey oldu. Bizim eldivenlerle ilgili iki tane ölçebildiğimiz niceliğimiz oldu. Bir tanesi sağ sol elli bir de renk Rengi. Diyelim ki sağ sol ellilik niceliği ile kırmızı ya da beyaz renk niceliği birbirinin o Heisenberg'e uygun şekilde kardeş değişkeni olsun. Bu ne demek? Eldivenin özelliklerinden bir tanesini ölçtüğümüzde diğer ile ilgili olan bilgiyi kaybedeceğiz. Şimdi ama kıl bir durum var. Konu hız ya da konum olduğu zaman çok hassas ölçemiyorum ama gene de kabaca birlerlerde olduğuyla nasıl bir şey olduğuyla ilgili bir yorum yapabiliyorum. Şimdi ama elimizdeki hikaye bu çeşit kesikli değişkense o bilgiyi kaybetmek demek ne demek mesela bir kutu var kutuyu açtım içinden bir eldiven bir teki buldum o bulduğum tekin bir özelliğini ölçmeye kalktım hangisini ölçelim Rengin. rengini ölçtüm açtım ha kırmızı çıktı Tamam şimdi kırmızıyı gördüm ya bu ölçümü yapıp kırmızı eldiven olduğunu anlamamla birlikte eldivenin sağ tek mi sol tek mi olduğu bilgisi siliniyor. Bununla ilgili hiçbir bilgim kalmıyor. Tabi bu bu örnekte olamayacak bir şey ama. tabi yani tabi şimdi klasik olarak tabi kocaman eldivenlerle olduğu zaman bu olmuyor. Yani ya kırmızı ya beyaz aynı zamanda aynı zamanda sağ ya da sol el her iki özelliğini de aynı anda ölçebiliyorum eldivenin. Biz makroskopik seviyede ama kuantum mekaniğinde böyle bir şey yok. Mikroskopik dünyada mesela bu bir elektronsa onun iki ayrı özelliğini yani birini ölçtüğümde diğeriyle ilgili olan bilgiyi kaybediyorum. Elektronun ne gibi bir özelliğini ölçüyorsun peki? Elektronun spin diye bir özelliği var. Spin'i de birkaç farklı eksende ölçebiliyoruz. İşte x ekseni, y ekseni, z ekseni gibi. Mesela x ekseninde spin'i ölçmekle y eksenindeki spin'i ölçmek birbirinin kardeşi olan değişkenler. X ekseninde ölçümü yaptın mı y eksenindeki bilgiyi komple kaybediyorsun. Şöyle hayal edin istiyorsanız. Eldiveni bir kutunun içinde tutuyordum. Şöyle bir an hop hop açıp kapattım. O sırada hızlı bir şekilde iki şeyden birine odaklanmanız lazımdı. Sağ el mi sol el mi ona bakacaksınız ya da rengine bakacaksınız. İkisi aynı anda bakamıyorsunuz diye hayal edin tamam mı? Şık açtım baktım. Kırmızı renk olduğunu gördünüz. Güzel. Şimdi ben dersem ki bu eldivenin sağ tek mi sol tek mi bir daha bu sefer onun ölçüm yapmak için kutuyu açmanız gerekecek. Açacak olursanız ya sağ tek ya sol tek görebiliyorsunuz. Eğer ki yalnız ölçümü yapıp da sağ ya da sol tek olduğunu görecek olursanız sonra tekrar sonra peki rengi ne diye soracak olursam sağ el sol teki be ölçtünüz ya kutuyu tekrar açtığınızda rengi kırmızı ya da beyaz çıkabiliyor. Bir niceliği ölçtüğünüzde Öbür nicelikli olan bilginiz kayboluyor. Hocam anladık tamam ya vallahi. Allah. Zihnimiz sıfırlanmış oluyor ve değil mi? Evet ama bu sadece zihnimiz değil işte zaten tartışma biraz buradan çıkıyor. Einstein tarafı diyor ki bu böyle bir şeyle alakalı olmuyor. Mesela zihnimiz sıfırlanıyor. Biz belki o arada o işi yaptığımız için eski bilgiyi unutuyoruz veya işte e, evrenin öyle bir kuralı var ki bir kere baktığında şu oluyor, ikinci baktığında içeride bir algoritma çalışıp kendini değiştirtiyor falan gibi. Einstein böyle bir somut sebep olması gerektiğini iddia ediyor. Yani diyor. bakana mı atıyor Einstein aslında? Einstein diyor ki gerçekte bilgi vardır da bir şekilde o bakma işlemi sırasında fiziksel bir değişiklik sebebiyle o alttaki gerçekliği unutuyoruzdur veya değiştiriyoruz bir etki yapıyoruzdur diyor. Buna karşılık bor tarafı da diyor ki hayır böyle bir şey yok. Biz ölçüm yapıncaya kadar o nüceleyin zaten ortada değeri bile yok. Biz mesela baktık. Şu anda kırmızıyı gördük, kapattık. Şimdi sağ el sol elle ilgili bir ölçüm yapmak istiyoruz. Biz yeni o ölçümü yapıncaya kadar aslında sağ el ya da sol el bile değil tek diyor. Peki beyaz ya da kırmızılık duruyor mu? Heh, şimdi bir kere kırmızıyı ölçtün ya. Tekrar açıp bakacak olsan gene kırmızı. Güzel. Orada bir problem yok. Rengi ölçmeye sürekli devam ediyorum. Her baktığımda renk kırmızı çıkıyor. Çünkü her açtığımda başka renk çıkarsa artık yeter diyecek. Ha, evet, evet. Bu arada bu önemli bir şey çünkü bazı bu konunun anlatılarında sanki ölçümü tekrarladığında sonuçta değiştirmiş gibi anlatılıyor. Sürekli yazı tura atıyoruz da bir attığımızda yazı bir attığımızda tura. Öyle bir şey yok. Başka bir elektronu ölçsen yani birinci ölçümü yaptın. Ondan sonraki elektronlar da tamamen aynı. Yok öyle değil. Her elektron yani her koyun kendi bacağından asılır gibi burada. ha Şimdi buraya kadar problem yok. Ama ne zaman problem var? Kırmızı 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 ölçtük. Sonra birisi cinslik yapıp dedik ya hep renge baktık ya birazcık da bunun sağ el mi sol el mi olduğuna bakalım. Tak kutuyu açtın sağ eli gördün ya. Şimdi bu noktadan sonra geri dönüp rengi ölçmeye kalktığımızda kırmızı da çıkabilir beyaz da çıkabilir. Ve bununla ilgili hiçbir şey yapamıyorum yorum yapamıyoruz yapamıyorum. Bu, sihir gibi yalnız bu. Çok iyi çok iyi. Sihir aslında nasıl bir şey? Bir çeşit ilüzyon var bizi şaşırtıyor. Yani aslında öyle değil de öyleymiş gibi gösteriyor iyi bir ilüzyon. Bunun acaba böyle bir oyunu olabilir mi? Einstein ve arkadaşları ki işte ünlü bir EPR makalesi de Einstein, Podolsky, Rosen. Bu grup diyorlar ki ortada bir gizli ilüzyonistin numarası var. Yani biz biz çakozlayamasak da biz anlayamasak da nasıl o dönme olduğunu. Evrenin bir yazılmış kuralları var ve o kurallara göre o bilgi silinip sonra başka bir şeye dönüşebiliyor. Tamam. Mı? Bunu da ışık hızında Hı. yapıyor. Güzel çok iyi. Bu metafizik bir açıklama. Ha, şimdi bir dakika. Şu an için fizik dışında görünüyor. Metafizik fiziğin ötesi demek değil mi? Einstein ve grubu diyorlar ki gizli parametreler kuramları. Yani şu anda ölçemiyoruz ama belki bir gün o ilüzyonistin nasıl bir numara yaptığını anlayabileceğiz. Dolayısıyla bir grup fizikçiler var. Bunlara realistler diyoruz. Yani evrenin realitede, gerçeklikte bazı kuralları var. O kuralları şimdiye kadar biz bulamadık. Bulamadığımız için bize bu böyle ilüzyon gibi, büyü gibi görünüyor, sihir gibi görünüyor. Ama bulduğumuz noktada problem çözecek. Bu grup, realist grubu, bunları şu an da bilmediğimiz için de kuantum mekaniğinin matematiği yetersiz ya da eksikli diyorlar tamamlanmamış bu Kur'an bir kısmını anlamamızı sağladı ama yukarıdaki fikri okuyamadık aslında bir nevi Newton Tabi Tabii onların hepsi Newton fiziği, klasik fizik dediğimiz e, olayın yüzyıllar içerisinde felsefi yansıması. Ama bir de karşıt kamp var işte o Bohr ve arkadaşları dediğimiz. Kopenhag, Bor'un olduğu enstitü oraya Kopenhag uyurunu nasıl deniyor? Kopenhag diye de güzel bir tiyatro oyunu var. Kopenhagçılar da diyorlar ki hayır kuantum mekaniği tamamlanmış bir kuramdır. Yani insan onun konuyla anlayabileceği bütün matematik orada duruyordur. Ve bu değişkenlik, bu bize sihir gibi görünen şey doğanın kendi kanunlarının bir parçası gizli bir parametre, gizli bir yöntem, gizli bir başka mekanizma yok. Bu neyse. Doğa bu kadar işte diyor. Onun için bu arkadaşlar kavga ediyorlar haklı olarak yani. Şimdi yalnız kritik pis olan kısım şu. Bir perspektifteki adamlar diyorlar ki biz bilemiyoruz ama gizli bir parametreler var. Bir perspektifte diyor ki yok öyle bir gizli parametreler. Şimdi bu ikisini deneli nasıl ayıracaksın? Çünkü her iki kampın da aslında ölçülemez bir şeyden söz ediyor olması lazım. O yüzden de bu konu sadece masada armchair fizikçi deniyorlar. Bizim kahvehane muhabbeti gibi vardır yoktur. Bir taraf tanrı var diğer taraf tanrı yok diyor gibi olmuyor mu? Yani bunun tabii farklı şekillerde yorumlayabilirsin. Birisi diyebilir ki Einstein işte Tanrı zaratmazın bir kısmı bir yansıması bu. Ben bilemesem bile evreni daha üst seviyeden, daha bir metafizik seviyeden birisi bilebiliyor. O kuralları öyle oturtmuş diyor. Öbür tarafta diyor ki hayır öyle bir şeye gerek yok. Neyse dediğim gibi bu böyle bir kahvehane muhabbeti şeklinde bir süre devam ediyor. Bu arada kahve muhabbeti dediğimde küçümsemeyi veriyorum. Kesinlikle ciddiyetli bir felsefi derinliği var bu konunun. Çünkü gerçeklik ne demekle ilgili de insanı köşeye sıkıştırabilen bir tartışma bu. Özetle kuantum mekaniği sana diyor ki bana bu değişkenlerle ilgili bazı bilgileri verirsen bir durumun arkasından ne olabileceğini ihtimallerini söyleyebilirim. O verdiği ihtimaller mantıklı mı, değil mi diye deneyi yaptığında da mantıklı. Şöyle hakikaten 100 kere deniyorsun. İşte 75'inde ıslak çıkıyor, 25'inde kuru çıkıyor. Dolayısıyla demek ki matematik kuram bir şeyler öngörebiliyor ve öngerdiği şeyi deneyle sınayabiliyorum. Şimdi problem nerede çıkıyor? 1930'larda Einstein ve arkadaşları diyorlar ki bu Bohr tarafına sana öyle bir örnek vereceğiz ki bu işin saçmalık olduğunu netleştireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? dolaşıklık denilen noktaya parmak basıyorlar. Bu arada bu kuantum mekanin matematiğinin doğal bir sonucu. 1920'lerde Heisenbergler, Schrödingerler mesela helyum atomunun bazı özelliklerini hesaplamak istediklerinde bu özelliği zaten matematiğin içerisinde kullanmışlar. Fakat Einstein ve arkadaşları diyorlar ki bakın diyorlar şimdi biz de bir şey yapacağım, bir şey anlatacağım size ve o anlatmanın sonunda emin olacağız ki borcular saçmalıyorlar, yukarıdan birisi zar atmadan kararları alıyor. Eldivenle ilgili ölçüm yapıyoruz ya bu eldivenler tekil tekil gelmiyor. Fabrikada üretilirken hep çift halinde üretiliyorlar. Nasıl çift halinde üretiyorlar? Fabrikadan çıkan bütün çiftlerden bir tek kırmızı, bir tek beyaz renkte oluyor. Bir teki sağ el, bir teki sol el oluyor. Doğal hali bu. Şimdi biz diyelim ki böyle bir çift eldiveni aldık, görmedik. Birer ayrı kutunun içine koyduk. Bu şekilde hep çift olarak gelen, birisi sağ kısa, birisi sol, birisi kırmızıysa, birisi beyaz olan türden durumlara dolaşıklık deniliyor. Bu koyduğumuz eldivenle, bu koyduğumuz eldivenle bunlar bir çiftler, bir dolaşık çiftler. Bu dolaşık çiftin biz negatifse birisi pozitif, birisi kırmızıysa birisi beyaz. Bunlar entangled state'ler. Ellere bakmadık, nicelikten daha ölçmedik ama fabrikadan bu şekilde çıktıklarından eminiz. Sonra bunlardan bir tanesini bir kutuya koyduk, öbürünü de bir daha kutuya koyduk. Bunları aldık. Birisini işte İlker'e verdik. Aldı Ankara'ya gitti. Bir tanesini de Serpil'e verdik. Serpil de İstanbul'da bir yerlerde. Sonra İlker ya dedi ben şunu bir niceliklerini ölçeyim, merak ettim dedi. Ankara'ya gittiğinde kutuyu şöyle açıp bir baktı. Hangisini ölçtü? Rengini. Rengini ölçtü, beyaz çıktı. Şimdi Şimdi İlker bunun beyaz olduğunu biliyor ya bunların da hep dolaşık olduğunu çift olarak fabrikada üretildiğini biliyor. Bu noktada kendisinin beyaz olduğunu bildiği için Serpil'e telefon edip hadi sen bir kendi tarafındaki renge bir bak bakalım derse onun kırmızı çıkacağından emin olabiliyor. Tamam buraya kadar sorun yok. Şimdi yalnız bir cinslik oluyor telefonu ediyor tam Serpil'le konuşacağı sırada hat kopuyor ve Serpil renk. Nicelini ölçmek yerine kendi kutusunu açıp sağ sol teke bakmaya karar veriyor. Açıyor mesela sağ tek çıktı. Serpil artık bunun sağ tek olduğundan emin kendisinin. E bunlar çift çift geldikleri için senin de sol tek olmanın gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu durumda aslında belirsiz ilkesinin çevresine dönebilmiş gibi olduk. Çünkü az önce İlker ölçtü. Dedi ki bu beyaz. Serpil gitti eşleniğinde teki ölçtü. Neydi? Sağ. Sağa buldu. Dolayısıyla İlker'in kutusunun içerisinde sol tek ve rengi de beyaz olan bir eldiven olması gerektiğinin sonucuna var vardık gibi görünüyor Fakat değil mi? Fakat İlker bir açıyor. Ha, ama işte gel gör ki ta uzakta ilk pat kırmızı değil beyaza dönüyor mesela. Veya tak bir daha ölçüyor. Yani e, ta beyaz da açıyor mesela kırmızı geliyor. E, i̇lginç bir şekilde Serpil'in kilometrelerce uzaklıkta diğer niceliği ölçmesi Ankara'daki İlker'in bilgisini de silmiş oluyor. Tamam mı? Uçakta birisi değiştirmiş eldiveni hocam ha. olamaz öyle. Ee, şey. şimdi <laughs> sonra diyor ki aynen ya kesin bir hıyarlık oldu falan diyor. Arıyorsun Serpil ne yaptın ne halt yedin falan diyorsun. Serpil diyor ki ya bir dakika yanlış anlama oldu herhalde. Ben sağ sol teki ölçmeye çalışıyordum. Onun için seninle ilgili bir şey yaptım. Rengi değiştirdim ama istiyorsan renge bakayım diyor. Renge bakıyor. En son İlker şimdi kendi tekinde beyazdan kırmızıya döndüğünü gördü ya. O noktada Serpil renk ölçecek olursa hakikaten beyazı görüyor. Dolayısıyla bir şekilde uzakta da olsa bir niceliği ölçmek dolaşık çift bilgisinin etkileyebiliyor. Tamam mı? Şimdi Einstein ve arkadaşlar diyor ki işte bu bize saçmalık olduğunu gösteriyor kuantum mekaniğinin. Bu ile sabit değil mi? Ha. Şimdi bilmedikleri kısım bunu o sırada deneyle yapabilecek teknolojide değiller 1930'larda. Ama... Einstein açısından bu çok önemli bir nokta. Çünkü Einstein asıl bütün hepimizin tanıdığı ünlü E eşittir MC karelerini falan nasıl buldu? Görelilikle ilgili olan çalışmaları sayesinde buldu. Görelilik de ışık hızından daha hızlı bilgi iletilemeyeceği üzerine kurulu bir kuram. Şu olsa, mesela eldivenler birine yakın olsa bizim kutuyu bir kutuyu açmamızla eldivenlerden birisi öbürüne ha benim rengime bakıldı diye arkadaşına haber yolluyor olsa şimdi artık bilgimizi unutuyoruz abi. Rengimiz ölçüldü artık sağ sol bilgimizi kaybetmemiz lazım diye bir bilgi iletebilecek olsa o zaman gene kurtarabileceğiz. Ama kuantum mekaniğinin matematiği mesafeden bağımsız olarak bu etkinin olacağını söylüyor. Dolayısıyla ışık hızından daha hızlı bir şekilde adeta eldivenler birbirlerine nicelimiz ölçüldü diğer nicelikle ilgili bilgimizi kaybetmemiz lazım diyebilmesi gerekiyor. Einstein diyor ki bak bu diyor zaten bu çok temel bir şey ışık hızına daha hızlı bilgi iletilemez. Demek ki burada bir saçmalık var. Kuantum mekaniğinin eksik olduğunun en güzel örneği bu düşünce deneyidir diyor. Bunlar böyle 1930'larda yazışıyorlar ve sonrasında bir süre konu ortada kalıyor. Çünkü teknoloji yeterli değil. Deney yapmaya zaten araya 2. Dünya Savaşı falan da giriyor. Sonra 1950'lerin başında David Bohm diye bir adam geliyor. David Bohm konuyu biraz daha somut hale getiriyor. Bu size anlattığım eldivenli versiyonu anlatıyor diyeyim. Çünkü o zamana kadar Einstein'ın versiyonu aslında hala hız ve konum cinsinden. 1964'te CERN'de çalışan bir fizikçi var işte bu John Stewart Bell. Diyor ki bunu biz bir deneye dökemez miyiz? Yani öyle bir şey yapalım ki Einstein grubu mu haklı yoksa kuantum mekaniği bütünleşmiş bir kuram eksi olmayan bir kuram ve gerçekten doğanın özelliği mi bu bu ikisini birbirine ayırt edebilin yalnız çok çılgın bir durum çünkü bir tarafta kimsenin ölçemeyeceğini düşündüğümüz gizli parametreler vardır diyen adeta metafiziğe giren bir bakış tarzı var öbür tarafta da zaten buna ölçülemez çünkü böyle bir şey yoktur diyen bir şey var böyle iki şey nasıl birbirine ayırt edebiliriz bunu deneye nasıl dökebiliriz İşte Bell'in deha kısmı bu adam diyor ki ben diyor gizli parametrelerin hangi çeşit olduğunu, hangi çeşit bir kuram olduğunu ama gizli parametreli herhangi bir kuram varsa ve o kuram yerel kurallara uyuyorsa yani ışıkından daha hızlı bilgi iletilemeyeceği kuralına tabi ise o zaman ben bu ikisinin arasında birbirinden ayırt edebilecek bir şeyler, bir deney hayal edebilirim diyor ve o hayal ettiği deneyi şeye geçiyor 1964'te. Bu deneyi de yapmak kazık. Dolayısıyla gene uzunca bir süre kimse iplemiyor. Bir de bu arada bilim sosyolojisi açısından enteresan bir dönem var. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkası olduğu için artık bilimde derinlemesine felsefesini yapalım. Yok metafiziktir, yok şudur mudur falandan uzaklaşmış e, fizik camiasının büyük çoğunluğu. Buna canı sıkıldığında kuma yaparken falan kafa yoran insanlar var ama çoğunlukla bu artık şeyin kenarlarına itilmiş. Çünkü kuantum mekaniğinin işe yaradığı, hatta işte buradan ne bileyim işte transistördü, bilgisayarda şu bugün yapılabildiği, hatta işte buradan bir süre sonra lazer dediğimiz şeye doğru gidilen işlerin yapılabildiği, atomun bir sürü özelliklerinin düzgün hesaplanabildiği, hatta oradan yola çıkıp işte atom bombası ile ilgili şeylerin yapılabildiği bilin için bir grup fizikçi şey diye yetişiyorlar. Artık bu metafizik falan filan felsefi tarafıyla uğraşma hesabı yap düzgün çıkarıyorsa sonucu zaten problem yoktur. Ha gelmişler. Onun için 64'te bel bakın bunun deneyi bile yapabiliriz dediği sırada pek kimse iplemiyor. Sonra ilgilenenler kimler oluyorlar? Dediğim gibi hani birazcık felsefeye meraklı olan fizikçiler, bir de birazcık kafayı kırmış olan fizikçiler. Kafayı kırmaktan da kasıt şu. Şimdi eğer bu Einstein'ın dediği bu dolaşıklıkla uzaktan bir şekilde şeyler gidilebiliyorsa acaba bu insanların birbiriyle telepati gibi şeyleri yapabilmesinin açıklaması olabilir mi diyen fizikçiler ortaya çıkıyorlar. Uçuklar. Bunlar diyor ki uçuk yani evet. Bunlar hakikip fizik tam da bu arada 1960'ları düşün 68 kuşağı işte evet evet <laughs> aynen çeşitli maddeleri alıyor işte aha uyandım açıldım falan filan diyen insanlar var. İşte o adamlar diyorlar ki ya bir dakika belki de bu işte o dolaşır mesela iki insan bir yere geliyor bir şekilde bir şey konuşurken beyinlerinde bir şey oluyor bir dolaşıklık gerçekleşiyor. Sonra bunlar birbirinden çok uzağa gittikleri zaman birisi bir şey düşündüğünde öbürü de onu anlayabiliyor çünkü o beyindeki dolaşık tanecikler neyse elektronlar şunlar bunlar o verinin uzağa iletilmesini sağlıyorlar. İkizi <laughs> için bunu söylerler ya. Mesela iki ikizlerin öyle hissedebilmelerinin de sebebi işte öyle bir şeyler vardır falan diyen. Bu deneyi tasarlamış mı? Bell sadece böyle bir deneyin yapılabileceğini, iki ayrı kampın, iki felsefi kampın birbirinden deneyle ayrışabileceğini iddia eden kişi. Ama, ama deneyi tasarlamış. Ama deneyi tasarlamış değil durumda değil şu anda. Sonra işte o çılgınların arasından bir tanesi John Clauser diye bir adam. Hem hippie bilmem ne hippie hani o cidden çiçek çocuk, çiçek fizikçi. Ama hem de diyor ki bilim deneyle yapılır. Dolayısıyla ben şu bel makalesinde söylenen şeyi gerçekten dökebilir miyim deneye. Ve 1972'de ilk kaba halini ölçmeyi başarıyor. Ve ne haklı çıkıyor? Einstein değil, Bohr tarafı haklı çıkıyor. Kopenhag kazandı. Kopenhag tarafı kazanıyor evet. Bu arada tabii o sırada deneyi çok hassas yapamıyorlar. Teknoloji hala yeterince iyi değil ama bunun deneyle sınanabileceği hiç olmazsa masaya gelmiş oluyor. Ardından o Klauser'ın yaptığı ölçümleri okuyan Fransa'da bir grup var. Orada bir tane gene genç bir ar arkadaş Alain Aspe diye bir Fransız fizikçi. 1980'lerin başına gelinceye kadar deneyi bir tık daha hassas bir hale getiriyor. Ondan sonra konu gitgide genişliyor genişliyor ve bu arada birdenbire insanlar şeyleri fark etmeye başlıyor. Bir dakika gerçekten bu deneyi yapabiliyorsak ve birdenbire burada ölçmek oradaki şeyi etkileyebiliyorsa bunun üzerinden acaba bir şey iletebilir miyiz? Buradan bir teknoloji çıkabilir mi? Demeye başlıyorlar. Ve o teknolojileri de hayata geçirecek işte kuantum ışınlama denilen mesela bir şeyler. Bunları da hayata geçirecek üçüncü bir grup geliyor. O da Nobel'in, bu seneki Nobel'in üçüncü alan kişisi Anton Zeilinger diye Viyanalı bir adam. Kopenhag kazandı ne demek peki? Einstein'ın dediği şey hani diyordu ya Einstein bu bu saçmalıktır diyordu. Yani evet. Olduğunu mu kanıtlıyorlar? E, şunu gösteriyorlar. Işıktan daha hızlı veri iletilmeyen bir kuram varsa o kuramda hakikaten gizli bir parametre falan yoktur. Hakikaten bir ölçümü yaptığında diğer niceliğin bilgisi cidden gidiyor. Doğanın gerçek hali bu. Mesela bir biz bilemesek bile ama bir yerde birisi hani Tanrı zar atmaz diyor ya hani bir oradaki kastedilen aslında şey şu. Biz bilemesek bile yukarıdan bir bakabilen birisi, bütün resmi görebilen, kuantum mekanik eksiklerini kapatmış büyük bir kurama sahip olan birisi onu öngörebilecekti diyen kuramların çöpe gitmesi ama demek bu tabii eldiven örneğinde olamaz öyle bir şey değil mi? Evet. Moleküler seviyede. Evet atom altı veya işte çok ufak seviyede. Şimdi niye atom altı seviyede bunu görüyoruz da makroskopik de görmüyoruz? Niye mesela benim şu anda mesela pozisyonumu, konumumu ölçtüğümüzde hız bilgimi kaybetmiyoruz? Bunun niye olduğu aslında bambaşka bir tartışma konusu. Yani kuantum mekaniğinin kuralları bütün evrene uygulanıyorken niye makroskopik insan seviyesine çıktığımızda onları böyle gündelik hayatta yaşamıyoruz sorusu. Aslında hala açık olan konulardan birisi. İşte bunun dikohere dediğimiz bir tartışma kısmı var. 80'lerde 90'larda tartışılan. işte farklı farklı kuantum mekaniği yorumları var. Everett'in çoklu evrenler yorumu diyor ki aslında bu bütün bu şeyleri yaptığımızda evren şey işte sürekli yeniden ikiye ayrılıyor. Secret Ondan sonra işte paralel şeyler oluyor. Mesela aslında diyor ki mesela ölçtük, kırmızıyı gördük. Sağ el, sol el şeyini kaybettik ya. Kutuyu bir daha açtığımızda diyelim ki sağ el mi çıktı? Diyor ki mesela Everett'in yorumunda aslında diyor kutuyu açtıktan sonra evren orada ikiye ayrılıyor. Bir grup adamlar sağ tek görüyorlar. Aynı bizim tırnak içerisinde kopyamız olan paralel bir evrendekiler de sol tek görüyorlar. Bu çok zorlama bir açıklama değil mi ya? Evet. Saçmalık aslında bu. Neyin saçmalık olup olmadığı, ne kadar okuyup felsefi olarak hangi fikir sizin içinize ne kadar siniyor ile alakalı? Ben daha iyi bir açıklamayla gelebilirim abi yani. Küçük çünkü ya. Küçük. Küçük olduğu için etkileyemiyor. Hepimiz küçük şeylerden yapılıyız. Evet biz şimdi kocaman makroskopi biliyoruz ama hepimiz atomlar moleküllerden yapıyoruz. Bunların atomlar molekülün hepsine uygulanıyorken, hepsi için geçerliyken niye kolektif hale geldiğimizde o etkiler birdenbire kayboluyorlar? Hepsi bir anda aynı istatistik şeye gelemiyordur belki. İşte onlar birbirleri nasıl etkileşiyorlar işte hani bu, bu dediğin işte o decoherence fikrine doğru gidenmiş ama bu cidden bambaşka yani saatlerce başka konuşacağımız bir bölüm olmalı. Peki ama bu kesin öyle mi? Evet ve şimdi de bunun bütün açıkları da kapandığı, gitgide hassasiyeti arttığı, buradan teknoloji bile çıkarttığımız için adamlar işte bu yılın Nobel ödülünü Klauser, Aspe ve Schleilinger'e verdiler. Bunu bilmek ne işimize yarıyor bizim? Yani ölçmeyin kardeşim. Tamam şimdi bunun güzel tarafı ne? Uzakta mesela Serpil ölçümü yaptığı zaman İlker'in sonucunu etkileyebiliyordu ya bir anlamda. Hani o bilgiyi silebiliyordu ya. Bu çift üzerinden bilgi iletmeye kalkabilirsin. Bu gerçek bir iletişim değil ki, değil mi? Hayır, sonuçta biz ilk başta dolaştırdık şeyleri, eldivenleri ürettik. Sonra bunları uzağa götürdük. Götürdükten sonra bunun üzerinde bir şey yaptığımızda uzakta da onun karşılığının olacağından eminiz, değil mi? Dolayısıyla bu bir anlamda anlık bir etkiyi karşı tarafa iletmenin bir yöntemi olarak kullanabilir. Bir de güzel tarafı. Ha, yani Serpil oradan açıp kapayarak bana Morse sinyali yollayabilir. Gibi mesela. bir şey yollayabilir ama şimdi kıvılan kısım şu. Serpil oradan bir işlem yaptığında sonucun ne olacağını öngöremediği için Morse yapabilmiş. Morse <laughs> yapabilmen için sürekli şunu demen lazım. Mesela ben SOS diyeceksem uzun 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 kısa 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 gibi bir şey kodlayabilmem lazım. Serpil ölçümü yaptığında kısa mı uzun muyu öngöremiyor hiçbir şekilde. Yani ölçüyor ya sağ ya da sol tek buluyor. Bulduktan sonra öbür tarafın işte renkle ilgili şeyini değiştiriyor istiyor ama... Niye? Ben hep bakarım. O da tık tık, tık 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 yapsa olmuyor mu? Bu her ölçümle birlikte sistem doğayla da etkileşiyor. koher olmaya başlıyor. O kuantum şey giderek kayboluyor. Bunu şey yapamıyorsun. Bir de işte kuantum mekaniğinin matematiğinin manyak güzel tarafı bu. Einstein de kısmen haklı çıkıyor. Çünkü ışıktan hızlı bunun üzerinden bilgi yollayamıyorsun. Aslında iletiyorum ee, da ilettiğimi haber veremiyorum. E, veremiyorum işte. Hayır onun için de mesela evrenin aslında bu müthiş tarafı bu. Daha önce bir konuşmada söylemiştik ya evren bir şey anladığını zannediyorsun ya sana sonra geliyor başka bir tokat atıyor ya. Sen zannediyorsun aa süper ışıktan daha hızlı bilgi yollayacağım falan diye. Öyle makaller çıkıyor. O işte çocukların yaz öyle makaller falan var. Evrenin kuralları seni hem sıkıştırıyor ışıktan hızlı bilgi iletebileceğini zannettiriyor bir an ama oturup da hesabını kitabını düzgün yaptığında bunun realitede kullanılamayacak olduğunu bile ispatlayabiliyorsun. Ama tamam benim sorum hala ortada duruyor. Ha, ha, ne işe yarıyor? Ne işe yani? işe yarıyor? Yalnız ne yapalım şimdi, yani? Ha, bununla ilgili ne yapabiliriz yalnız? Şimdi diyelim ki aramızda iki tane hat kurduk. Bir tane bu eldiven hattımız var. Bir tane de normal telefon hattımız var. Şimdi normalde diyelim ki İlker'e banka bilgilerimizi yollayacağız ya da bilmem ne TC kimlik numaramızı yollayacağız ve aradaki telefonu kimsenin dinleyip şey yapmasını istemiyoruz. Ben o zaman şöyle diyorum mesela İlker diyorum şimdi bir sayı söyleyeceğim sana onu telefon attığından yolluyorum. Sonra da diyorum ki ben renk ölçtüm diyorum. Renk ölçtüm dediğim zaman sen gidip renkle ilgili ölçüm yaptığında kırmızı ya da beyazın birbirinin tersi olduğundan emin oluyorsun. Mesela ben renkli ölçtüm diyor bak. Hangi rengi bulduğunu söylemiyor Serpil. Ben sadece renk ölçtüm diye bilgiyi yolluyor. Sen eğer ki o noktada kutunu açıp beyaz görürsen Serpil'in kırmızı ölçtüğünden kesin emin olabiliyorsun. Dolayısıyla renk bilgisini birbirimize iletebiliyoruz ama Normal telefon hattını dinleyen hiç kimse renkle ilgili bilgi bilmiyor. Sadece renk ölçümü yaptığımız bilgisini yapıyor. alıyor. Şifreleme yapıyorsun. Mükemmel bir şifreleme yapıyorsun. Ve evrenin kanunları sana bunu garantiliyor. Araya birisi girip de eldivenin bir kopyasını çıkarayım. Kopyayı yaptığım için işte Serpil kırmızıyı gördüğünde burada da beyazdan iki tane olsun falan diyemiyorsun. Fizik kanunları şeyi garantiliyor. Hocam Serpil 1 2 3 4 5 yapıyormuş şifrelerini. Onun için çok önemli değil <laughs> bu. Ama. Burada herkese ilan edelim. <laughs> İki şeyden bahsediyoruz ya sağ sol kırmızı beyaz. Bir, Hı -hı. nicelik. Nicelik değil de aslında nitelik değil nitelik mi? Nitelik ya? mi? Yani nicelikten kastettiğim şey ölçülebilir herhangi bir değişken. Ağırlığım işte ne bileyim hızım veya rengim bunların hepsine bir şey büyüklük nicelik ismini verdim ben. Aslında Hı -hı. ilk ölçen ben olduğum sürece onun rengi nötr. Bir anlamda onun rengi belirsiz. Evet. Ee, evet. Belirsiz. Hı -hı. Peki evet. ben onu istediğim gibi değiştirebilme gücüne sahibim. Açtığım zaman yani orayı yönetebilme gücüne sahibim. Evet, buradan bir çiftin, bir dolaşık çiftin bir tanesiyle ilgili bir ölçüm yaptığında öbür taraftakini de etkileyebilmiş oluyor. Evet. Hayır, hiçbir şey olmasa Aa. ve ben oraya kendi baktığım sonuç üstünden oraya yeni bir şey atfedebiliyor muyum? Illaki oranın benim tersimde bir şeyle tanımlı olması gerekiyor mu? Ya mor yapabiliyor mu mesela? Yok bu kesikli nicelik dedik ya yani ya kırmızı ya beyaz başka bir alternatif yok doğru anladıysam soruyor ama. Evet 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 ee, yani oranın hani... tanımlı olması lazım ki sadece o kırmızı ya da beyaz seçeneğini görebilsin evet. değil mi? Evet. Mh. Yani bunca ee, yıldır şifreleme yapabilmek bunu, için bu, bu, Şimdi bir dakika bu şifreleme. <laughs> şimdi bunun, bunun dışında başka şeyler yapıyoruz. Bu arada analojiyle anlattık yani. Bunun belli kendi komplikasyonları. Ölçümü yaptığın zaman işte sistemin geri kalanıyla yani evrenin kalanıyla sistem etkileşmiş oluyor. Onun için kuantum özelliklerini yavaş yavaş yitirmeye başlıyoruz falan. Dolayısıyla bunun pratikte bazı güçlükleri var yani. Anlattığımdan daha kompleks hikaye. Ama ana hatlarını anlatmak için böyle yaptık. Şimdi pratikte nerede kullanabileceğimden bir tanesi şu. Diyelim ki böyle bir tane eşlenikimiz var. Birimiz Ankara'dayız, birimiz İstanbul'dayız hakikaten. Ve de Ankara'daki kişi kendi eldivenine hiç bakmadan o eldiveni başka bir ufak şeyle etkileşme sokuyor. Mesela kutunun içerisinde eldiven duruyor. Daha hiç bakmadım. Kutunun içerisinde bir de eldivenle etkileşebilecek bir şey koyalım. Mesela bir top. E pinpon topu eldiveniniz kavrayabiliyor olsun. Şimdi bakmadan topu içine koyduğum için top da eldivenle etkileşmeye başlıyor ve becerebilirsen bunu aynı sistemi yani içeri bir tane top koymalı bir sistemi öbür tarafta da yapacak olursak ölçümü yapma ile birlikte bir topun uzaktaki bir pinton topunun özelliklerini kendimize kopyalayabilir oluyoruz. Yani bir çeşit şöyle bir şey söyleyelim. Daha somutlaştıracak olursam. Diyelim ki pinpon topları da ayrı bir şey. Onun da belli bir nicelini ölçebiliyor olalım. İşte pinpon topunun da rengini ölçebiliyor olalım. Ve de renkler uyuştuğu zaman mesela sağ el kavradığı zaman pinpon topunu yeşil yapıyor olsun. Sol el kavradığı zaman pimpon topunu mavi yapıyor olsun. Tamam şimdi dolayısıyla bir eldivenlerim var bir de pinpon toplarım var ve bunları bir araya koyduğumda onlar birbirlerini etkiliyorlar. Şöyle bir şey becerebilmeye başlıyorum. Serpil ta İstanbul'dayken eldivenle ilgili bir ölçüm yaptığında, kendi eldivenin içerisine bir pimpon topu koyduğunda o pimpon topuyla ilgili olabilecek bazı bilgiler eldivenler üzerinden diğer pimpon topuna, Ankara'daki ilkenin pimpon topuna aktarılabiliyor. Bunun sayesinde bir kuantum bilgisini bir yerden başka bir yere bu çiftler sayesinde ulaştırabiliyoruz. Bir adım geri atıyorum. Gözlerinizden anladım. İlk başta eldivenleri çiftleştirdim. Eldivenler dolaşıkla. Eldivenlerin dolaşıklığını kullanarak eldivenlerle etkileşecek başka taneciklere de başka cisimleri de birbirleriyle haberdar edebilir hale gelebiliyorum. Bunun uygulaması ne? Eğer ki birbirinin haberdar soktuğum zımbırtılar temel taneciklerse mesela elektronlarsa bir elektronun bütün özelliklerini İstanbul'daki elektrona aynen aktarabilir oluyorum. Bu da bize efektif olarak bir elektronu bir yerden alıp öbür tarafa ışınlamaya denk geliyor. Yani kopyalamaya. Evet. çok hızlı gittim. Vitesi küçültüp şöyle bir şey söylemem gerektiğini fark ettim. Şimdi bir elektronu başka bir elektron ayırt eden hiçbir şey yok. Temel tanıcıklar ilgili öyle güzel bir taraf var. Temelin tanımı ne? Onun daha bir alt bir parçası yok demek. Ama var. Alt bir şey yok. Elektronun hiçbir alt bir yapısı öyle yok. Mi? bildiğimiz kadarıyla hmm, patlatılamıyor şu, evet, yani. E, yok patlatılamıyor bölünemiyor. Son yani hani bildiği bildiği bilgimizin en son noktası o. Onun bir altyapısını bilmiyoruz. O sap atomik parçacıklar. Atom altı taneciklerin bir şeyini biliyoruz. Onun için mesela parçacık fiziği ya da temel fizik, temel tanecik fiziği dememizin ana fikri bu. Şu anki insanoğlunun bütün bilgisi dahilinde bazı tanecikler en uç noktalılar. Onların, onların bir altyapısı varsa bile biz bilemiyoruz. Elektron gibi bir tenel taneciğin başka bir altyapısı yok demek. O elektronla ilgili dışarıdan ölçebildiğimiz niceliklerin haricinde bir elektronu diğer elektron ayırt edebilecek hiçbir şey yok demek. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Çektiğimiz videoları düşünün. Benim bundan bir bu iki yıl önce çektiğimiz bir videomla Şimdiki videomu yan yana koyacak olurlarsa arkadaşlar oradan iki tane Erkcan'ın fotoğrafını. Bunlardan birisinin daha yaşlı, birisinin daha genç olduğunu görebilecekler. Neden? Çünkü benim bir altyapım var. Yüzümdeki işte moleküller var, derin var vesaire. Burada zamanla ne oluyor? İşte saçlarım birazcık değişiyor, azalıyor. Alnımdaki çizgiler artıyor. Bir altyapım varsa değişime uğrayabiliyorum. Ama bir, bir şeyin hiçbir altyapısı yoksa yani hiçbir alt parçası alıp da böyle değişebilecek. Buraya daydım da buraya geldim. Bu parçam koptu da şu geldi diyebilecek hiçbir alt yanı yoksa, temel tanecikse onun için şey yok. Değişim yok. Hiçbir değişim yok. O zaman neyi ölçüyorsunuz ki sabahtan <laughs> şimdi, beri ya? Şimdi süper. Dolayısıyla bir elektronu başka bir elektrondan ayırt hiçbir özellik yok. O zaman şu demek yalnız bu elektronun dışarıdan belirlenebilen bir niceliği varsa mesela o spin gibi ölçtüğün zaman yukarıya da aşağı geliyor işte mıknatıstan yukarıya da aşağı gidiyor gibi böyle dışarıdan üstüne yüklenebilen bilgiler o bilgileri bir elektrondan başka bir elektrona aktardığımızda efektif olarak bu elektronun bütün varlığını, bütün özelliğini bu arkadaşa aktarmış olduk. Efektif olarak bu arkadaşı buradan kaldırıp karşılığını aynısını burada üretmiş oluyor. O yüzden de bu bir, bir çeşit ışınlama. Birbirinin tıpatıp aynı soğan iki elektronun birbirinden ayırt edebilecek kısmı spin mipin gibi dışarıdan ölçülebilir mi? bazı niceliklerse bir altyapısından gelmiyorsa o niceliklerle ilgili olan kısmı buradan buraya koyduğumuzda efektif olarak buradaki elektronun aynısını burada koymuş oluyor. Ya ama bu. ben de elektronlardan ışınlama Beni yani. de ışınlayın o zaman. Ha, ama işte seninle ilgili derdimiz şu. Sen çok fazla tanecikten oluşuyorsun ve bütün bu taneciklerin her birinin her özelliğini bu kuantum çiftler eşlenikliğinden dolaşıklık üzerinden aktarmaya kalksak bu bir kere zaten milyarlarca yıl alırdı. Bir de onun dışında bu işi yapabilmek için her bir molekülünün tek tek yerini, konumunu bilimlerine belli o kuantum özelliğini ölçebilmemiz lazım. E Bu da problematik pratik anlamda. Bir de finish kuantum var ki konum <gülüyor> <gülüyor> ha, Finish. <yok>. Oradan <laughs> reklam mı aldım? Reklam almışım. Bu Bellin ortaya koyduğu teoriyi pratiğe döken bir süreçten bahsettik ya bir yön ve bir hız vardı. Hı -hı. Farklı ne yaptılar da yeni bir şey buldular? Heh. Şimdi ilk başta eşlenik nicelikler hız ve konum gibiydi. Sonra bu size anlattığım türden bir şey ihtiyacımız var. Eldivenin iki niceliği gibi öyle bir nicelikler bulmamız lazım ki. Öyle niceliklerin olabileceğini işaret eden kişi 1950'de bu David Bohm denilen adam. O diyor ki şöyle bir değişken var. Elektron denilen parçacığı aldık. Bu elektron denilen parçacığı mıknatısların içerisinden geçirdik. X, Y, Z 3 ayrı eksende spin dediğimiz özelliğini ölçebiliyoruz. Bu üç tane şeyin her birinin birbirinden eşlenik değişkenler olduğunu fark edip deneyi onlarla yapmayı ya da böyle bir şeyi onların üzerinden tartışmayı bu felsefi tartışmayı bunların üzerine yapmayı söyleyen kişi David Bohm. Sonra getirip de bu buradan ölçülebilir somut sayılar türetebilen kişi John Bell. Ondan sonra o John Bell'in dediği ölçümleri o spinleri müpinleri yapabilmek için elektronla da yapmak zormuş bunu fotonlarla yani ışık tanecikleri yapmak daha kolay deyip de ondan sonra onu deneye dökmeye başlayan adamlar da işte bu Clouser ve arkasından gelen adamlar. Hiçbir farkı yok mu? Sadece deneye mi dökebilmiş oldular yani? Yeni bir şey hmm. bulmadılar tamam. Tamam. Şöyle bir şey. Her şey böyle üst üste kona kona geliyor. Biz şimdi bunları çok basitleştirdik. Belin önerdiği haliyle deney yapmak aslında çok kazık. Belin için dahiyane olan şey bunun böyle bir deneyle yapılabileceğini ortaya koyuyor olması. Clouser'la birlikte o dönemde dört tane kişi var. Bu dörtten sanırım ikisi yakın zamanlarda vefat ettiler. Horn, Shimoni diye bir şeyler var Clauser'ın beraber çalıştığı diğer 3 3 fizikçi daha var. Bu dörtlü diyorlar ki ya bu Bell iyi bir şey söyledi de bunu pratikte deneyle hala yapamayız. Yani teknolojiyi kassak, kassak bile bu şekilde olmaz. Bell'in söylediğine denk başka bir ölçüm yöntemi önerelim diyorlar. Sonra da Clauser diyor ki bu önerdiğimiz şeyi ben hakikaten hayata dökeceğim, deneyini yapacağım diyor. Sonra da diğer adamlara gidiyor. Yani aslında böyle şey soruyu tam doğru anladım mı emin değilim ama hak etti e, mi diyor hocam? İlk başta <laughs> kesinlikle hak etti. Kesinlikle <laughs> hak etti. Tartışmasız. Ha belki Bel hayatta olsaydı işte Bel'e bir yarısını işte kalan yarısını deneycilere verirlerdi. Veya işte bir 90'larda Bel'e Kur'an tarafından Nobel'i verip 2020'lerde getirip deney tarafından da bir daha bu arkadaşı verebilirlerdi. Yolculuğa şöyle bakabiliriz. 30'lar felsefi tartışmalar. 50 bu felsefi tartışmaların daha somutlaştırılması. 64'te Bel'le birlikte bu sadece felsefe değildir. Bunun deneyle de ölçülebilir olması gerekir denmesi. 70'lerden itibaren deneyle ölçülebileceğini birisi fark etti ama o dediğiyle o deni hala yapılamaz. Pratikte deneyi şu şekilde yapılabilir denmesi ve ondan sonra da teknolojinin yukarıya doğru gelmesi. Genç kardeşimizin bir sorusu var. Hocam peki <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? <laughs> Yok. Ama aklımda tek bir soru var o da şu. Ankara'daki eldivenin olduğu kutu ve İstanbul'daki eldivenin olduğu kutu aynı anda açılırsa ne olur? Sistem error mu verir? Bu o kadar müthiş bir soru ki çok ciddi bir şey içeriyor. Sorunun içerisindeki her kelimenin bir anlamı var. En kritik kısım da sorunun içerisinde aynı anda kısmı. ve bu da bizi aynı an nedir sorusuna götürüyor. Evet, aynı. <laughs> e, ve hat ya biri için çok. Özel görelilikten beri de biliyoruz ki aslında aynı an dediğimiz şey diye bir olay yok. Aynı anın ne demek olduğu gözlemciden gözlemce değişebilen bir şey. Ankara ile İstanbul'da beraber kurduk dedik ya. Prensipte Ankara ve İstanbul civarından uzay gemisiyle geçmekte olan birisi baktı. Yok dedi. Önce Ankara'da ölçümü yaptılar. İstanbul'da sonra ölçümü yaptılar dedi. Ters yöne doğru uzay gemisiyle aşağı bakıp da geçen başka birine göre ise hayır, önce İstanbul'da ölçümü yaptılar, sonra Ankara'da ölçümü yaptılar dedi. Ve e, dolayısıyla problem az önce anlattığımdan daha da kompleks aslında. Onun için böyle ben hani bayağı bir basitleştirip anlattım bu yani analojinin üzerinden. Yok, bu analojinin üzerinden ama efektif olarak çok çok iyi bir soru ve bütün bu tartıştıklarımızın hepsinin tek bir tutarlı matematikte bir masaya oturtulması ne kadar zor olduğunu da gösteriyor bu. Yani hem bir yandan bu Bell'le ilgili kuantum şeyini yapacaksın hem de aynı zamanda özel görevliliğin getirdiği bu aynı an tanımının tanımsız olması gibi şeylerle de uğraşman bir gerekecek. Bir an Gülsema Nobel için, olacak sandık ve için, ayağa kalktık. <laughs> <onun için. gülüyor> Biliyorum çok zaman geçti ama şeyi merak ediyorum yani şu aynı an gibi olmuyor. Mesela bizim ofiste çok basit bir örnek NAS diye bir serverımız var ve ben cidden oradan bir şey koy. Koyduğumda sisteme hocam burada bilgisayarında onu aynı anda görebiliyor gibi geliyor. Yani hani çok ufak bir gecikme oluyor gibi evet, hissediyorum. O evet. gecikme sıfıra hiçbir zaman inmeyecek mi yani ee, dünya üzerinde? E, hayır şimdi burada bir sebep sonuç ilişkisi var. O sebep sonuç ilişkisini hiçbir şekilde fizik kanunları kırmaz. Yani sen veriyi koymadan ilkelerin onu görmesinin imkanı yok. Önce birisi koyacak sonra birisi görecek. Burası net. Ama bu şekilde birbiriyle sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olmayan durumlarda o zaman gözlemciden gözlemciye önce mi kondu sonra mı okundu falan gibi şeyler tartışmaya açılır hale gelir. Pratik olarak bu odada tabii ki sen anındaymış gibi düşünüyorsun. Çünkü senin koymanla birlikte o verinin transferi ışık hızı ya da ona yakın hızlarda gerçekleşiyor. Daha önceki videolarımızda konuşmuştuk ışık hızı kol gibidir diye bir şey söylemiştik. Bir nanosaniyede 30 santim gibi bir yol gidebiliyor. Dolayısıyla da pratik insan ölçülerinde çok çok yüksek hız olduğu için biz efektif olarak anında gibi düşünüyoruz ama realitede anında olmuyor tabii. O ki. zaman her şey sekansiyel midir aslında ya? Yani her şey sırayla mı oluyor? Birbiriyle sebep sonuç ilişkisinde olan her şey tabii ki sekanslara oluyor. işte birden bir şey ama Peki hocam insan evde otururken aniden Nobel alabilir mi? Yani hani <laughs> dalga geçmek için sormuyorum. Yani şu mümkün mü mesela Gülsem Hanım'ın sorusu? ilk anda çok güzel ya. Hı -hı. Yani sonraki anda da güzel de. Fizikçiler şey değil mi? Hastiktir ya. <laughs> Ulan biz bunu düşünmedik diyebilirler mi? Böyle bir şeyin artık ihtimali yok. E, çünkü yaşadığımız yüzyılda hali hazırda çok insan, çok zeki, çok insan, ah, ah, çok fazla şey çok uzun süre düşündüler hocam yani. Yapmış, yani tamam? Bazen çok spesifik bir şeye takılıp kalmıyorlar yani, e, mı? Ama, ama şimdi öyle bir durumda bile mesela diyelim ki bu John Bell tamam mı? John Bell'in söylediği şey Nobel ödüllük bir şey. Ama onu bile adam bir yerde yakalamış. Sonra CERN'den bir sene Stanford'a sabatikla böyle kafası dinlemek için bir yıllığına böyle bir izne çıkmış diyelim. Bir sene boyunca bunu sakin sakin düşünüp en sonunda onu matematiksel olarak iç tutarlı olan bir makaleye dönüştürebilmiş. Yani tabii ki insan böyle bazen nasıl diyeyim içine bir ilham perisi kaçmış gibi diyelim. Birden böyle bir çok iyi bir fikir geldiğini düşünebiliyor. Ama oturup da hesabı kitabı yapmaya başladığında o ilhamların %90'ı çöp oluyor zaten. Tamam aa diyorsun aa. <laughs> ya da, da bir işte... Ya, ya, hakikaten ilimimiz. bir kısmını kendi kendine o, oturup hesapladığında saçmalık olduğunu görüyorsun. O ilk baştaki şeyin yanlış olduğunu fark ediyorsun. Bir kısmında kurcalıyorsun. Kendin bulamıyorsun ama ya bunu acaba başka birisi yapmıştır diye literatürü taramaya başlıyorsun. Sonra diyorsun ki Aa, ulan bu bor her şeyde bulaşmış mı abi falan diyorsun. Bir kısmı öyle gidiyor. Geri kalanların içerisinde de ciddi bir ter dökmen gerekiyor. Ve o terin sonucunda da hakikaten çok sıra dışı bir şey bulacak olursan ki mesela Bel'de olduğu gibi bir senenin sonunda onu bir makaleye dönüştürüyorsun. Burada büyük bir haksızlık var ya. Geçen bölümde konuştuk ya Furiye'de. Kepler gelip yahu elipsiro diyor. Çat diye her şeyi çözüyor i̇yi de, şimdi. İyi de tekrar <laughs> edeyim o daha önce konuştuğumuzda da şu vardı 20 sene boyunca Tico Brahe her çıkabildiği akşam gidip Mars'ın gökyüzündeki yerini kaydediyor. Kepler geliyor bilmem kaç sene o 20 senelik veriyle uğraşıyor ve ondan sonra bak bu veri elipsi oturuyor diye hesap yapıp çıkabiliyor. Yani, bir yani birden kahve kahvede hani, ayağa kalkıp e, o demiyor. size ben söyleyeyim. Böyle bir gün kendimde otururken ha benim için çok güzel bir yetenek varmış. Ben bugün Oscar alayım diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz yani. Orada bir tek ter dökülmesi lazım değil mi? Başkalarının bir... döktüğü ter üstünden alabiliyor birileri. Valla orasını ben bilemem Oscar <laughs> tarafını belki ama yani öyle, ya Nobel hocam, öyle. Bedava yok mu? Bedava. Bedava istiyoruz. Valla <laughs> yok maalesef. Olsaydı ben şimdiye kadar çoktan kaç Nobel almış olurdum yani. Alınacaksa <laughs> Gülsema evet. değil ben alırdım diyorum. <laughs> alıyordu hocam Gülsema. Peki hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Zor bir hocam. bölüm oldu. Yordum biliyorum. Hocam ee... ölçmeyin artık ya. <laughs> Hakikaten. Sıkıntı, sıkıntı oluyor ya. <laughs> tamam o zaman hem sağ elle hem sol elle fizikle kalın diyeyim ne diyeyim yani. yani peki hocam Nobeliniz yok ama bizim gönlümüzün Nobeli daima sizde teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Serpil hocam. ve Gülsema. Gülsema da Nobeli Nobeli tuttu ama elinin arasından kaydı. Hocam teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Fizikle kalın. Fizikle kalın.